uzmanları. Sevgili seyirciler, bugün uzman köşesinde konuğumuz İzmir'den geldi. Bugün sevgili diyetisyen meslektaşım Andaç Yeşilyurt'la beraberiz. Hoş geldin Andaç. Hoş bulduk Ece, nasılsın? Çok teşekkürler. Bugün çok güzel şeylerle beraber geldin yanımıza. Gerçekten rengarenk bir sehpa görüyorum önümde. Ve bize çok önemli bilgiler vereceksin. Hep besinlerin tek tek faydasını biliyoruz, konuşuyoruz programımızda. Ama bir araya geldiklerinde gerçekten bazı besinlerde bu fayda katlanarak artıyor. Vücudumuz besinlerden çok daha iyi faydalanabiliyor bir arada tüketildiğinde. Şimdi bu muhteşem ikililerden, harika uyum gösteren besinlerden başlayacağız. Ve gün içinde hep mutfağımızda bulunan şeyler ama beraber tüketmek çoğu zaman aklımıza gelmiyor bunları. Sabah kahvaltısından başlayalım mı? Evet, tabii ki başlayabiliriz. Gerçekten besinlerin tek tek faydalarını hep konuşuyoruz ama birbirinin birlikte tüketildiğinde faydalarını gerçekten de katlıyor. Buna da besinlerin sinerjisi de diyebiliriz aynı zamanda. Kahvaltı günün en önemli öğünü aslında. Hep bundan bahsediyoruz ama kahvaltıda tüketeceğimiz şeyleri de seçerken bunları da bir arada kuvvetlendirerek seçebiliriz. Mesela kahvaltı öğünlerimizden en vazgeçilmez besinlerinden, gıdalarından bir tanesi yumurta. Yumurta en iyi protein kaynaklarından bir tanesidir ve günde bir tane yumurta günlük bütün protein ihtiyacımızı aslında karşılamaya da yeterli olabilir. Hatta anne sütünden sonra en iyi kaynağımız diyoruz, değil mi? Örnek protein diye adlandırdığımız yumurtanın sarısında da çok yoğun miktarda demir bulunmakta. Yumurta harika bir protein kaynağının olmasının yanı sıra çok da yüksek bir demir içeriğine sahiptir aslında. Ancak yumurtayı sabah kahvaltısında portakal suyu ile birlikte tükettiğimiz zaman yumurtanın içerisindeki demirin emilimini çok daha fazla arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda portakal suyunun içerisindeki C vitamini de bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmede burada oldukça etkili. Yalnız küçük bir tüyo vermek istiyorum burada. Yumurtayı eğer haşlayarak tüketiyorsak burada çok dikkatli olunması lazım. Aşırı uzun süre haşlandığı zaman yumurta bazen fark ederiz. Yumurtanın sarısının etrafında mavileşme görülür. O mavileşme aslında demir sülfür halkasıdır ve demirin artık kullanılamaz hale geldiğini gösterir. Dolayısıyla yumurtayı haşlama süremizde de dikkat etmemiz lazım. Yumurtayla portakal suyu kahvaltı için harika bir seçim oluyor ve faydasını da çok çok artırıyor. Demir eksikliği anemisiyle de çok sık karşılaşıyoruz. Kesinlikle. O yüzden besinlerin içindeki demirden gerçekten sonuna kadar faydalanmamız lazım. O zaman demir kaynaklarının yanında mutlaka bir C vitamini koyalım diyoruz. Evet, gerçekten öyle yapılmalı. Kahvaltı günün ilk öğünü olduğu için henüz vücudumuz boşken toksinlerin temizlenmesi en kolay olan öğün oluyor. Tıpkı şunun gibi, boş bir sokağı süpürmek ne kadar kolaysa dolu bir sokağa göre, sabah kahvaltıda da aç karnına alacağımız antioksidan miktarını maksimum seviyeye çıkartmamız lazım. Antioksidanların ne işe yaradığını hatırlayalım mı Andaç? Tamam. Aslında vücudumuzda her gün olan metabolik reaksiyonlar sonucunda veya çevresel etmenlerden, hava kirliliğinden maruz kaldığımız diğer etmenlerle birlikte vücudumuza çok fazla bize zarar veren, uzun vadede kansere yol açabilecek serbest radikaller oluşuyor. Bunların aşırı artması durumunda da oksidatif stres oluşuyor. Antioksidanlar bu serbest radikalleri aslında bize zarar vermesini engelleyip onları bağlayıp vücudumuzu koruyorlar. Bunlardan temizliyorlar. Dolayısıyla yeterli miktarda antioksidan alırsak vücudumuzun hasarını da minimuma indirmiş olabiliriz. Hı hı. Nelerden alıyoruz peki bu antioksidanları? Aslında burada en iyi rehber bizim için besinlerin renkleri. Farklı renkteki besinler farklı antioksidan içeriklerine sahip demektir. Besinlerin rengi bizim için bu konuda rehber oluyor. Dolayısıyla gün içerisinde sürekli farklı renkte besinleri tercih etmemiz lazım. Örneğin sabah kahvaltısında yine tüketmemiz gereken şeylere baktığımız zaman domates ve havuç oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Özellikle de yaz ayları geldiği sırada domatesin içerisindeki likopen veya havucun içerisindeki beta karoten bizim cildimizi güneşin ışınlarına karşı da oldukça korumakta. Ancak bunların emilimi için bir miktar da yağ ihtiyaç var. Dolayısıyla üzerine birazcık gezdireceğimiz bir zeytinyağı bunlardan da alacağımız faydayı maksimum seviyeye çıkartacak. O zaman bir havuç salatası yaptığımızda da üzerine mutlaka bir tatlı kaşığı olsun zeytinyağı dökelim. Evet. Kesinlikle. Aynı zamanda havucun içerisindeki lutein ve zeaksantin de gözlerimizin sağlığı için oldukça faydalı. Onu da yağ sayesinde daha iyi kullanabiliyor mu? Evet, çok daha vücut? İyi emiliyor. Zaten kalp damar sağlığı için de zeytinyağının ayrıca bir önemi var. Cildimizin neminin korunması için de oldukça önemi var. Hatta bunca yıldır zeytinyağlı sabunlar ve işte bakım ürünleri boşuna yapılmıyor. Aynı zamanda bir zeytinyağını tüketmemiz de cildimize faydasını arttırıyor.
Özellikle de domates ve havuçla birlikte olunca. Kahvaltıda böyle güzel rengarenk tabağımızı hazırladık. Domatesimizi, havucumuzu, portakal suyumuzu içtik. Bundan sonra bir ara öğün geliyor. Çünkü 6 öğün yapalım evet. Gün içerisinde diyoruz. 3 tane ana, 3 tane ara mümkünse. Hayat tarzına göre tabii ki bu herkesin değişiklik gösterebiliyor ama ara öğünlerde nasıl kombinasyonlar yapabiliriz? Ara öğünlerde birincisi meyve tüketimi için aslında en ideal zamanlardan bir tanesi ara öğünler. Ancak meyvelerin de kuvvetini arttıran özel şeyler var. Mesela burada böğürtlen ve cevizi görüyoruz. İkisi birlikte tüketildiğinde harika bir ara öğün seçeneği olmuş oluyor. Birincisi meyvenin meyvelerin içerisindeki şeker kana çok hızlı bir şekilde karışabiliyor. Ancak bunu bir cevizle birlikte tükettiğimiz zaman kana karışma hızını azaltıyor ve doygunluk süremizi uzatıyor. Yine bu kırmızı renkteki yaban mersini, böğürtlen, frambuaz, çilek gibi meyvelere baktığımız zaman bunların içerisindeki antioksidan miktarları çok yüksek. Antosiyanidin dediğimiz çok özel antioksidanlar var ve vücudun detoksifikasyonunda bunlar çok etkili. Cevize de baktığımızda yine çok kuvvetli selenyum ve E vitamini var. Bunlar da yine çok önemli antioksidanlar. Cevizle birlikte böğürtlen gibi veya yaban mersini gibi kırmızı meyveleri de tükettiğimiz zaman burada da aldığımız faydayı maksimize etmiş oluyoruz. Evet, bunların ayrı ayrı faydasını hep biliyoruz ama bazen miktarı da kaçırmak söz konusu olabiliyor. O da istemediğimiz bir şey, fazla kalori alımı. Bu şekilde kombinasyon yaptığımızda, kombinlediğimizde ikisinin miktarını ayarlamak da kolaylaşıyor. Evet, çünkü doygunluk süremiz de aynı zamanda uzatmış oluyor baktığımız zaman. Evet, harika. Ve geldik ana öğüne. Etimiz var diyelim ana öğünde. Etleri pişirirken etlerin pişmesi sırasında bazı kanserojen maddeler ortaya çıkabiliyor. Heterosiklik aminler dediğimiz gibi. Dolayısıyla etlerin marinasyonu hem lezzetini arttırırken biberiye, kekik gibi baharatlarla birlikte marine ettiğimiz zaman etlerimizi bu kanserojen maddelerin çıkmasını çok daha azaltıyor. Dolayısıyla etlerden pişimi sırasında oluşabilecek hasarlardan da korunmuş oluyoruz. Bu çok önemli bir bilgi aslında. Ne kadar süre kekikte veya biberiyede bekletmeliyiz etleri? Böyle bir süre var mı? Yoksa pişirirken üstüne serpmemiz yeterli olur mu? Aslında önceden marinasyon sırasında bu işlemin yapılması daha önemli. Minimum 2 saat ama sizin yemeği hazırlayacağınız süreye göre de bu değişiklik gösterebilir. Tabii burada bunların verdiği aynı zamanda aromalar da var. Aslında sağlık faydasını arttırırken işin gurme ve lezzet kısmını da büyük ölçüde olumlu yönde etkilemiş oluyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Çok da lezzet katmış oluyoruz. Yemeğimizi yedik. Üstüne alışkanlığımız bir çay içeriz mutlaka. Kesinlikle. Ama çay içmek için yemekten bir miktar zaman geçmesini beklememiz lazım. Nasıl ki demirin emiliminin öneminden bahsettiysek, çayın içerisindeki bazı maddeler buna engel olabiliyor. Hemen yemeğin üzerine tüketilirse. Ancak çay da çok kuvvetli bir antioksidan. Çayın içerisinde kateşinler dediğimiz çok önemli maddeler var. Bunların da etkinliğini limon arttırıyor aslında. Çayın içerisine sıkacağımız bir miktar limon veya içerisine atacağımız limon çayın antioksidan özelliğini, özellikle yeşil çayın antioksidan özelliğini 13 kat daha fazla arttırıyor. Bu da çok önemli bir bilgi gerçekten. O zaman yemekten sonra birazcık ara verip, birazcık daha belki açık koyup çayımızı üstüne bir limon sıkmak. Evet, kesinlikle. Çok daha faydalı olacaktır. Hatta limonla ilgili küçük bir bilgi vereyim. 1500'de 1800'lü yıllar arasında Britanyalı denizciler veya bütün denizciler iskorbütle mücadele ediyormuş. İskorbüt yüzünün nedeniyle bu yıllar arasında 2 milyona yakın denizci ölmüş. Ve bu da diş eti kanamasıyla kendini gösteren bir hastalık evet, değil mi? Kesinlikle. Ve bunun çözümünü daha sonra bir kaptan limonla buluyor ve dolayısıyla ondan sonra gemilerde limon da bulunduruyorlar. Nesle'nin sunduğu İyi Beslen Mutlu Yaşa devam edecek. Bu Necati, bu da Selvi.
Necati ile Selvi evlendi. Onları seven herkes de küçük büyük bir destek verdi. Selvi altın kabul gününü kaçırmadı. Altın